O geliyor. Lanet olsun Rasto neden bahsediyorsun? Ya hani şu şey var ya en kötü bilgisayardan bile en iyi oyunu oynayabilecek olduğun bir sistem geliyormuş ya. Hani abi GTA 5 kaldırır mı sorusunu yok edecek olan sistem. Bütün bilgisayarlardan istediğin oyunu oynayabilecek olduğun bir sistem geliyor ya. GeForce Now. Heh işte o geliyor. Hem de Turkcell Super Online ortaklığıyla Game Plus'ın Türkiye'deki sunucularıyla geliyor. Ya telefondan falan Witcher 3 oynayacakmışız. Alo. Şimdi bu sistem bu teknoloji temelde ne? İlk önce onu konuşalım. Uzaktan erişimle Game Plus'ın kurduğu sunuculara kendi bilgisayarından, Android telefonundan, iPhone'undan veya yani herhangi bir aklına gelebilecek herhangi bir işletim sistemli bir cihazdan uzaktan erişim sağlayarak o bilgisayarı kullanmaya başlamak. Yani daha doğrusu nasıl söyleyelim? İnternet kafeye gidip bir bilgisayarı kiraladığınızı düşünün. O andan itibaren o bilgisayarı kullanmaya başlıyorsunuz değil mi? Okey. Burada anlaştık. GeForce Now'da böyle bir şey işte. Temelde aslında. Temeldeki mantık bu. Bilgisayar kiralama. Kendi cihazınızdan başka bir bilgisayarı kiralayıp onun sistem özelliklerini kullanarak oyun oynuyorsunuz. Temelde mantık bu. GeForce Now'un özel bir aplikasyonu var. Ufak bir programı var. Onu indiriyorsunuz bilgisayarınıza. Üyelik girişinizi yaptıktan sonra size iki tane seçenek çıkıyor. Bunu ücretsiz mi kullanacaksınız yoksa premium olarak mı? Şu an premium kullanımlar kapalı. İlerleyen günlerde ki bunun Mart ayı olacağı kesinleşti ama tam olarak tarih belli değil. Mart ayı içinde herhangi bir günde bu premium servis satışa son olacak. Ayrıca satışlar başladıktan sonra da GeForce Now'un ücretsiz versiyonu hala kullanılabilir olacak. Ama nasıl olacak? Ücretsiz versiyonunda tabi bir takım kısıtlamalar olacak. Nasıl kısıtlamalar bunlar? Oyuna giriş yaparken sıra beklemeniz gerekebilir. Bu yoğun zamanlarda kesin olacak. Ayrıca oyuna giriş yaptıktan sonra 1 saat süreniz olacak. 1 saat sonunda oturumunuz sonlandırılacak ama premium versiyonda bu tarz sıkıntılar sıra bekleme veya 1 saat sonunda oyunun sonlandırılması gibi sorunlar yaşanmayacak. Sınırsız abi oh böyle oh oh. Sorunsuz bir kullanım için 15 megabit downloadlu internetin yeterli olacağı söyleniyor. Ben de 20 megabit downloadlu bir internetle denedim. Hiçbir problem yaşamadan ya gibi oyunumu oynadım. İşlemciye gerek yok. Reme gerek yok. Ekran kartına gerek yok. Ulan. Teknoloji böyle bir şey galiba ya. Peki hangi oyunlar oynayabileceğiz GeForce Now üzerinden? Daha önce Steam üzerinden veya herhangi bir platformdan satın almış olduğunuz ya da kütüphanenize eklediğiniz bütün oyunları eğer oyunun yapımcısı bunun aksini belirtmediyse yani biz GeForce Now üzerinden oyunumuzu oynatmak istemiyoruz diye belirtmediyse ki bu kötü niyetli bir yaklaşım bütün oyunları oynayabiliyorsunuz. Tek yapmanız gereken hangi platformdan oynamak istiyorsanız ya satın almak ya da ücretsiz de kütüphanenize eklemek. Oynanabilir durumda olan oyunların tam listesi Game Plus'ın .com.tr sitesi üzerinde zaten listelenmiş bir şekilde bulunuyor. Oradan da bakarak oynamak istediğiniz oyunun listede bulunup bulunmadığını kontrol edebilirsiniz. Büyük ihtimalle listededir. Benim şu an bildiğim EA Games'in oyunları, Blizzard Activision'ın oyunları, Warner Bros oyunları hariç bütün oyunlar bu listeye dahil. Aslında GeForce Now öyle çok yeni bir sistem de değil. Uzun zamandır betaları denemeleri yapılıyor zaten. Birçoğumuz denedik. Bizim için asıl önemli olan konu asıl bayram havası yaşamamızın sebebi sunucuların artık Türkiye'de olması. Game Plus ve Türksel Süper Online ortaklığıyla yapılan bu girişim ülkemizde çok da iyi olmayan internet hızları sebebiyle GeForce Now'ın çok daha rahat, çok daha kolay erişilebilir bir duruma gelmiş olması. Yani önceden 50 megabitlik bağlantıyla stabil bir şekilde GeForce Now'u kullanabiliyorken artık 15-20 megabitlere kadar düştüğümüz söyleniyor. Ki ben 20 megabitlik internetle denedim hiçbir sorun yok. Fiyatlandırma konusuna gelecek olursak henüz kesin bir şey söylenmemiş olmakla beraber globale baktığımızda 5 euro gibi bir fiyattan bu servisin sunulduğu görülüyor. Bizim ülkemizde de 3 aşağı 5 yukarı o ayarlarda bir şey olacaktır diye tahmin ediyoruz. Zaten daha fazlası olursa problem olur. Öyle donanım alamayacak kişilere bu servisi satmaya hedeflerken çok yüksek fiyatlar vereceklerini düşünmüyorum ben. Döviz kurlarının çok yüksek olması, donanım fiyatlarının çok yüksek olması, oyun fiyatlarının çok yüksek olması ki bunu değiştirmiyor bu GeForce Now ama en azından donanıma yapılacak olan masraf Ortadan tamamen kaldırıp oyunlara para harcamaya yönelebilir insanlar çok rahat bir şekilde. Hem donanıma hem oyuna para vermek zorunda kalmayacağız artık. Bu çok büyük bir şey. Hem belli de olmaz. Bakarsınız bu girişim bir şeylerin başlangıcı olur. Oyun şirketleri de Türkiye'yi artık tanımaya görmeye başlar ve belki fiyat yerelleştirme politikalarını bizim ülkemiz için de uygulamaya başlarlar. Belli mi olur? Özetle Game Plus ve GeForce Now Mart ayından itibaren Türkiye'de. Kullanmak için tek ihtiyacınız da 15-20 megabit arası bir internet bağlantısı. Tamamen ücretsiz bir şekilde kullanabileceğiniz gibi Eğer isterseniz tercih ederseniz premium versiyonunda kullanabileceksiniz. Bakalım Mart'a gelip sistem resmen çıkışını yaptın, her şey daha net olacak zaten. Eğer benim bahsetmeye atladığım veya sizin aklınıza takılan başka bir şey varsa yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Ayrıca Game Plus'ın ve GeForce Now'ın internet sitelerini açıklama kısmına bıraktım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım hepimiz için güzel, hayırlı bir şey olur. Ülkemizin böyle girişimlere ihtiyacı vardı çünkü. Ben çok mutlu ve umutluyum gerçekten. Sizin de düşüncelerinizi aşırı merak ediyorum. Lütfen yorumlarda benimle paylaşmaktan çekinmeyin. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Rastomanik.